Nabız ve tansiyon gayet iyi. Kanca. Hasta gözünü açtı. Kızım kanca. Beyefendi telefonunuz yanınızdaysa yakınıza haber verelim. Çıkınca. Şifrenizi hatırlıyor musunuz? Canan, Canan, dur. Canan, özür dilerim. Halil. Ben böyle olsun istemedim. Halil git. Git buradan. Git durma burada Halil. Özür dilerim. Oh. Halil, git polis gelirse alırlar seni git. Git ben söylemem kimseye. Canan, özür dilerim. Halil git. Ben kendi kendime vurdum benim. Yanlışlıkla oldu derim. Halil kaç git. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Sen benim her şeyimsin. Bu bir atabey. Sakın unutma bunu amca. Baban haklıydı, bir atabey. Dedesi gibi bir atabey. Babası gibi bir atabey. Unutma Gonca. O bir atabey. Oo, canım bu böyle olmaz. Bir şey yapmamız lazım canım. Halil git. Git gelirler, ben yalan uydururum ama sen burada durma git. Yo. Bırakmam seni. Seni bırakmam. Canan tut. Tut havluyu tut. Havluyu tut Canan. Tut. Halil bak, senin hakkında soruşturma var. Gelirlerse yine emniyet alırlar. Sorguya nezaret alırlar. Olmaz. Alo, Hidayet. Hidayet çabuk ofisi aç. Hidayet. Doktor çağır. Bizim doktoru evet. Tanıdık olması lazım. Soru sorma Hidayet, çabuk hadi. Canan kendine gel. Canan. Kalbim çok acıyor. Kendimi o kadar eksilmiş hissediyorum ki. Sanki bir parçam koptu gitti. Ve o parçayı ben kopardım. Ne yapacağım şimdi? Bilmiyorum. Ben de ne yapacağım bilmiyorum. Sen neden? Ya sen ne yapacağım deyince ben de öyle dedim işte. O kadar yoruldum ki. Nereye dönsem baksam Ece. Sanki amacını bilmiyormuş gibi bir de peşinden koşuyor, yardıma koşuyor ikide bir. Ya insan bu kadar iyi niyetli olmak zorunda mı ya? Sen süper kahraman mısın? Gonca, sen zaten bu adama bu yüzden aşık olmadın mı? İyi niyetinden, yardımseverliğinden, derdi olanın imdadına koşmasından. Sadece kendinin değil, başkalarının da mutluluğunu düşünebildiği için aşık olmadın mı? Hı? Oldum. Ama tam bu sebepten de nefret ediyorum şimdi ona. Allah'ım ne olur günler çabuk geçsin. Böyle bir uyuyayım mesela. Uyandığımda aylar, yıllar geçmiş olsun. Sonra bir bakmışım kalbim acımıyor artık. İçimde toprak kalmamış. Gonca da eski Gonca olmuş yine. O iş öyle olmuyor işte. Bir daha asla eski sen olamıyorsun. Sağ ol ya. Ne kadar motive edici sözler kullanıyorsun. Asıl ben bittim Gonca. Bittim ben. Neden? Sonu ne oluyor ya? Ne mi oldu? Bana olan oldu. Hem de çoktan oldu. Seni korkutma beni, ne oldu? Gonca.
Ben Arda'ya çok fena aşığım. Bizim Arda. Ciddi misin sen? Siz ikiniz. İkimiz diye bir şey yok. Sadece ben var. Arda'ya gidip aşkını itiraf eden ben. Kendi köşesinde hayaller kuran, gerçekleşmeyecek hayaller kuran, böyle Arda'yı uzaktan seyredip mutluluk dolu hayaller uyduran bir tane Zeynep var işte. Bir umudum yoktu zaten. Karşılık veremeyecekmiş. Veremesin. Olsun. Ona da razıydım. Da. Gidişini gördüm ben onun. Bu hayatta hiçbir şey bana böyle koymadı. Senin durumun da çok kötüymüş. Gel buraya. Niye bana bir şey söylemedin? Söyleyemedim. Efendim. Evet, benim. Ne? Babam mı? Ne oldu?